Ne bu? Valiz. Gelsene sen benimle. Ne yapıyorsun sen? Getir dedim. Getirdim işte valizini. Buraya mı getir dedim sana? İş yeri burası. Nasıl taşıyacağım ben bunu eve? Nereye götürmemi isterdiniz Gamze Hanım? Buraya değil. Eniştemin dükkanına falan götür. Hadi al götür. Zaten yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Ya ben ölüyordum senin yüzünü görmeye biliyor musun? Evet ölüyorsun. Hadi itiraf etsene. İçin içini yemiyor mu? Yok. İçi içini yiyen sensin. Sırf yüzümü görebilmek için valizimi getir diye arıyorsun beni. Ben de bunu yiyorum tabii, öyle mi? Ya komik şey seni. Benim içim içimi yiyor, öyle mi? Şeytan görsün be yüzüm senin. E tamam işte, sen görüyorsun. Vay. Şimdi de şeytan oldum, öyle mi? Ben bir şey demedim, sen kendin öyle dedin. Şeytan olan ben değilim, sensin. Şu yaptıklarına baksana. Kaç gündür şu dediklerine, şu yaptıklarına dön bir bak. Bekliyorum, belki bir aklın başına gelir, bir düzelirsin diye, ama yok. Senin aklın başına geleceği falan yok. Yazık ya, ben acıyorum sana. Sen bayağı umutsuz vakasın. Senden bir halt olmaz. Bence de. Bu dediklerine sonuna kadar katılıyorum ama... madem böyle düşünüyorsun, neden peşimi bırakmıyorsun? Ben mi senin peşindeyim? Sen benim umurumda değilsin artık. O zaman niye arıyorsun hala? Valizim için olabilir mi acaba? Hı. Tabii. Eminim o yüzden. Benim senin gibi bir herifle ne işim olur artık? Yok efendim neymiş, istediğiyle takılırmış da, istediğiyle gezermiş, tozarmış, yatarmış, kalkarmış. Bana neymiş? Bana ne? Benim seninle işim olmaz artık. Sen benim bu lafları unutacağımı falan mı zannediyorsun? Senin bana yaptıklarından sonra benim dediklerim ne ki? Ben ne yapmışım? Ben ne yapmışım bir söylesene. Rica ediyorum, ben ne yapmışım bir söyler misin? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. O yüzden... O yüzden ne? Ben bilmiyorum çünkü ne yaptığımı. Neymiş benim hatam? Eski kocam oğlumu ve beni zorla Amerika'ya götürdü. Bu mu? Zorla Amerika'ya götürüyor. Söylemesi komik gelmiyor mu sana? Sen bir de baya baya inanıyorsun buna. Takılmış plak gibisin gerçekten. Çok sıkıldım senden. Ben de. Vallahi sokakta bankaydı demem. Yaradana sığınırım, ortalarım seni. Hadi gel. Gel parçala bakalım beni. Gel. Gel, bekliyorum. Gel. Ömer. Valizi kafana indirmeden al şunu, çek git buradan. Senin hizmetçin yok burada. Bana bak. Bu bavulla beni evimden çıkartıp kapına kadar getiren sendin. Yediğim temizle şimdi, al götür bunu buradan. Emredersin. Bunu bekliyordun değil mi sen? Bir bahane bekliyordun. Sen aslında benimle onu hiç gözleyemedin Ömer Ademoğlu. Sen öyle olduğunu zannettin içinde ama... gerçek olan o değildi. Sen taşıyamadın beni. Kaldıramadın. Senden büyük. Çocuklu. Onca şey yaşadıktan sonra da kendine itiraf edemediğinden... pişmanlık duydun. Ben ne halt ettim dedin. Bahanelere sığındın. Beni de günah keçisi ilan ettin. Aynen öyle oldu. Aferin. Hep böyle açık ol işte. Yazık ama. Senin içmekten beynin hamur olmuştur. Kim bilir kaç kadınla yattın. Onlar da senin böyle beynini bir güzel, o hamuru böyle bir güzel yoğurmuşlardır. Acıyorum sana aslında, biliyor musun? Hadi al şu valizi, git buradan. Al şu valizi, defol git. Bavulu al, götür diyorum. Ne yapıyorsun sen? Bırak. Bırak. Gamze bırak. Ne yapıyorsun sen? Çekil kenara. Herkes bize bakıyor.
Öyle ya da böyle ben seni yola getireceğim. Sen daha dur. Hadi bırak kardeşim, bırak. Zaten yarım yamalak temizliyorsun. Bırak, çıkalım artık. Hadi. Hadi kardeşim, bırak. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Hamza? Merhaba, Sadık enişte. Hoş geldin. Niye geldin sen? Yaptıkların yetmedi herhalde. Bankadasını alamadın. Şimdi de burada mı rezillik çıkaracaksın? Ömer. Bırak Sadık enişte, bırak. Koymaz artık bana bu saatten sonra. Orada çevirirsin dursun. Ne demek bu saatten sonra bana koymaz? Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Ben valizimi almaya geldim. Çekil önünde. Yok, sen valizini falan almaya gelmedin buraya. Sen olay çıkarmaya geldin. Valizi Sadık abi getirecekti eve. Öyle değil mi? Sana ne be? Sana ne? İstediğim yere girer, istediğim yere çıkarım. Allah Allah. Sana mı soracağım ben? Eniştemin dükkanı burası. İstediğim zaman giderim, istediğim zaman çıkarım. Çekil. E tabii, her şeyi kafana göre yaptığına göre bunu da kafana göre yaparsın sen. Kafana eser basar gidersin. Canın ister aramazsın mesela. Ya da canın ister bir anda çıkar dönersin. Hı hı. Sen ne istersen o. Senin için hiçbir şeyin, hiç kimsenin bir önemi yok çünkü. Öyleyim, evet. Var mı bir diyeceğin? Öyleyim. Mal bu. Evlenirken herkes hata yapar. Sen de bir hata yaptın. Sırf beni delirtmek için yapıyorsun. Hı. Sen delireceğin kadar delirmişsin zaten. Bana ihtiyacın yok. Bunu anlaman güzel olmuş da. Delirteceğim kadar delirtmişim, daha da delirtemem diyebilirsin mesela. O nasıl olur? Çekil ya, çekil. Valizimi almaya geldim, çekil. Çekilsene, çekil. Çekilir misin diyeceksin. Kibar olacaksın bu müessesede. Sana mı soracağım nasıl konuşacağım? Arkadaşlar kusura bakmayın. Hani müdahale etmek istemiyorum ama artık edeceğim. Ya siz iyi misiniz ya? Ömer, Gamze. Ya bir kendinize gelin arkadaşlar. Siz şu anda saçmalıyorsunuz lütfen. Kendinize gelin, ben kahroluyorum ya. Ya siz benim Leyla ile Mecnun oldunuz ya. Ferhat ile Şirin'imdiniz arkadaşlar. Sizden rica ediyorum, kendinize gelin. Gamzeciğim bir de senden rica ediyorum. Lütfen bu kalın kafalı arkadaşı anlatır mısın? Amerika'dan neden dönmediğini, Amerika'dayken neden aramadığını, daha doğrusu arayamadığını bu arkadaşa anlatır mısın lütfen? Ben buna çünkü sağlı solu girişeceğim, az kaldı. Dinlemiyor ki. Onun umurunda mı sanki? Varsa yoksa Haluk'a takmış. Neymiş efendim? Ben Haluk'la yapmışım. Varsa yoksa bu. Gamze. Ne, yalan mı? Takmadın mı Haluk'a? Bir kere bile sordun mu ya? Bir kere bile sordun mu ben niye bu haldeyim? Niye dönemedim? Niye arayamadım seni? Ben ne yaptım oralarda? Bir kere bile insan gibi sordun mu bana? Hı? Yok, sormadın. Ama ben söyleyeyim. Yattım. Evet, yattım. Ama Haluk'la değil. Nezarette yattım. Uçakta iner inmez Haluk'u tutukladılar. Ben de elimde çocuk, el alemin ülkesinde öyle günlerce sorguya çekildim. Nezarette, gözetim altında kaldım. Haluk'un borçları üstümde. Kendi derdimi anlatana kadar canım çıktı. Haluk içeriden çıkamayacağını anlayınca itiraf etti de ben öyle kurtulabildim. Allah'ım, oradan bir çıkabilecek miyim, bir kurtulabilecek miyim diye günlerce, haftalarca öldüm öldüm dirildim ben. Senin haberin var mı acaba bunlardan? Sen ne yapıyordun o sırada Ömer Efendi? Dur sen hiç yoluma, ben söyleyeyim. Sen karılarla, kızlarla yiyordun, içiyordun, keyfin yerindeydi yani. Duydunuz mu Ömer Efendi? Şu kızı birazcık dinleseydin, abuk subuk konuşmasaydın kardeşim, bu kızı boş yere suçlamazdın. Hiç kusura bakma Ömer Efendi, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yo, dinlemiyor ki. İşine gelmiyor çünkü beni dinlemek. Salağa yatıyor. Beni suçlamak istiyor. Suçlayacak ki rahatlayacak. Gönül rahatlığıyla ayrılabilsin benden. Allah hiç umurumda değil, biliyor musun? Kiminle istiyorsan onunla takıl. Ye, iç. Kızlarla gez, toz. Umurumda değilsin. Çünkü sen benim zaten sevgimi hiç hak etmeyecekmişsin ki. Bunu benim erkenden anladığım çok iyi oldu.
Hadi şimdi defol git. Git! Tamam hadi tamam. Üzme kendini sen de tamam. O da perişan. Sen de perişan. Çocuk zaten kahroldu. Hadi topla kendini sen de. Daha da kahrolması lazım. Bak gör ben neler yapacağım ona. Daha da dibi görmesi lazım. Anca öyle çıkar bu girdiği cehennem içinden. Gerizekalı.